sincerity or insincerity. It all depends on the way you approach your source of belief. Do you make a distinction between anti-Semitism and Zionism? Anti-Semitism ve Siyonizm arasında bir ayrım yapıyor musunuz? Tabii. Anti-Semitizm, peygamber nesli olan, kutsal bir nesil olan Musevi kardeşlerimize karşı bir yok etme planıdır antisemitizm. Yani peygamber soyunu dünyadan yok etmek için şeytanın uyguladığı bir uygulamadır. Ben buna tabii bütün gönlümle, bütün ruhumla karşıyım. O anlamda onları kendi canımı korur gibi korurum. Musevileri ben kardeşlerim olarak görüyorum ve çok seviyorum dindar Musevileri. Fakat ateist Siyonistler onların düşmanı, dindar Musevilerin de düşmanıdır. Hitler'e onları katlettiren de yine ateist Siyonistlerdir. Ateist Siyonistler İsrail'deki Musevileri de, dindar Musevileri de yok etmeyi planlayan, şeytanın etkisinde olan çılgın güçlerdir. Deli güçlerdir ve gözü dönmüş güçlerdir. Ateist Siyonistlerle Masonlar iç içedir ve bunlar talimatlarını şeytandan alırlar. Şeytanı kendilerine adeta bir ilah gibi kabul etmişler, almışlar. Şeytan ne derse ona uyuyorlar. Bir insanı trans haline geçirip onunla şeytanla bağını kuruyorlar. Sonra onun söylediği her şeye uyarak insanlığa zulüm ediyorlar. Bu çok detaylı bir konu ama özetle bu kadarını anlatabilirim. Well, I of course see a distinction between anti-Semitism and Zionism. Anti-Semitism is a very planned and organized action which is directed against the descendants of the great prophets. Now, Semitic people are my brothers, Jewish people are my brothers, and I love them with great awe and with great fervor. And anti-Semitism is a plan of Satan, and Satan targets to eradicate Jewish people on this earth because they are the descendants of the prophets. So I am completely against this idea, and I would protect their lives as my own life if I see them in any danger. The atheist Zionists, on the other hand, that is a very similar way of dealing with these issues. And Hitler, for example, was triggered and encouraged by atheist Zionists. And the atheist Zionists also target the true believers, the religious Jews in Israel. So I find these two ideologies as a very insane and a very fervent way of going into war with Jewish people, and they act in parallel with one another, so they cannot be separated actually, because both groups of people receive their directions from Satan himself. They find someone who can go into a trance and who can communicate with Satan himself in that situation, so they receive their directions from Satan. So this is a very detailed thing actually, but as a summary I can tell you this for the time being. Mesela şeytana inanmayan insanlar Masonların şeytanın karşısında nasıl titrediğini, ona karşı nasıl saygı duyduklarını bilmeyen insanlar. Masonlar şeytandan şiddetle korkuyorlar ve şeytana karşı son derece saygılılar. Bir dediğini iki etmiyorlar. Bütün dünya çapında şeytanın dediğini uygulamada çok titizler. Bu uygulamaların bütün dünya gördüğü halde şeytanı göremedikleri için şeytanın varlığı hakkında tereddüte düşebiliyorlar. Well, there is also that group of people who do not believe in Satan, but it is very clear that Masons are very afraid of Satan, and they believe in Satan, and they feel and know his existence. So they do whatever Satan wants them to do. The whole world actually witnesses the applications of Satan's directions, but since they cannot see Satan in their own eyes, that they just cannot form this relation between their minds, and they don't believe in Satan, and they are not afraid of Satan for that reason.
as a creationist, are you cooperating with Christian creationists or Jewish creationists? Yaratılışı destekleyen biri olarak Hristiyanlar arasında yaratılışı destekleyenlerle ya da Yahudiler arasında yaratılışı destekleyenlerle işbirliğiniz var mı? İşbirliği yapmak isterim ama oradaki çalışmalar, yani Musevilerin ve Hristiyan kardeşlerimizin yaptığı çalışmalar çok zayıf ve güçsüz. Çünkü mesela Hristiyanlar dünyanın 6 günde yaratıldığını söylüyorlar. Yani zaten baştan kaybedilmiş bir dava var burada, bu izahta. Yani dünyanın 6 günde yaratılmadığı belli. 10 ile 20 milyar yıl arasındadır dünyanın yaratılışı. Aynı şekilde Musevi olan yaratılışçı arkadaşlarımız da bu görüşte oldukları için benim kesin galibiyet yönündeki etkim onlarda görülmüyor. Ben çıkışım bilimsel ve çok akılcı olduğu için, Kur'an'a uygun olduğu için, delillerim kesin olduğu için Avrupa'da gerçekten şok etkisi meydana getirdi ve Darwinizme tam yıkıcı darbeyi vurmuş oldu. Hristiyan arkadaşlarımızın bu eksikliğinden dolayı konu bu kadar uzamıştı. Şu an Darwinizm artık tutunamaz dünyada. As a creationist, I would like to be in cooperation with the Christian creationists and the Jewish creationists. But that's not the situation, because first of all, Christians believe that the world is created in only 6 days. On the other hand, we know for certain that the creation of the world and the earth has lasted for 10 to 20 billion years. The Jewish creationists also think in the same way, and they argue that the earth was created in 6 days. So the war has been lost from the very beginning within their framework. So very naturally, Christian and Jewish creationists cannot have the impact which I had through the publication of my books. I had this great impact of mine because I had a rational scientific stance, and everything I say is based upon the sayings and truths of Quran. That is the very reason why I had a devastating impact in Europe. So Christian creationists was not able to have such an impact on people, but now I see no future for Darwinism in Europe and in the world alike. Have you cooperated with John Morris from the United States, or is this not correct? Amerika Birleşik Devletleri'nde John Morris ile bir işbirliği içine girdiniz mi, yoksa yanlış bir bilgi mi aldım? Yabancı olan, Amerikalı olan bir kısım yaratılışçı arkadaşlar buraya geldiler. Zannediyorum o da geldi. Burada konferans da verdiler. Yani az da olsa onlardan istifademiz oldu. Fikren, bilgi olarak istifademiz oldu. Ama o kadar geniş çaplı değil. Yani dar planda etkileri oldu. Some foreign people from the United States and from Europe as well came to Turkey for a conference about creationism, so they have presented their articles there. So we have been able to have a cooperation, which was limited and only on an intellectual level. So John Morris was also among them, if I'm not mistaken. But as I have said, our cooperation with them was only on an intellectual level, and it was a very limited one. Okay. Zaten kitabıma dikkat ederseniz hepsi orijinal bilgidir. Yani Amerika'daki veyahut İsrail'deki yaratılışçı arkadaşların hazırladığı eserlerde bu tarz bir bilgiyi bulamazsınız. Bu da bilginin orijinal